Herkese merhabalar. Sizlere özel Şubat ayı programınız hazır arkadaşlar. Onun sınıfta ikinci dönemde de yine bomba gibi başarılarla harika bir şekilde hem üniversite sınavına hazırlanacağız hem de onun sınıf konularımızı fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik hepsini harika bir şekilde halledeceğiz. Şimdi sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli. Habib Alemdar demiş ki yardımınız için teşekkür ederim hocam. Sayenizde hiçbir sınavdan 76 not almadım. Bu notlarda payınız çok büyük. Gerçekten liseli olduğu belli yani. Hani lisede 70'in altında not almamış olmak çok büyük başarı. Tebrikler Habibciğim. Hedef YKS 2024 demiş bir öğrencimiz. Çok güzel bak. 2022'ye bu seneki 12'ler girecek. 2023'e bu seneki 11'ler girecek. 2024'de de sizler gireceksiniz. Şimdiden hedefini belirlemiş. Hocam onun sınıf için nasıl ders çalışma programı hazırlanır bir video çeker misiniz demiş. Arkadaşlar tabii ki bununla alakalı rehber videolarımıza gelecek. Ama her zaman söylediğimiz gibi bu tarz şeylerde hop dememiz gerekiyor. Yani şunu belirlememiz gerekiyor. Hedefimizi belirleyeceğiz. Hangi üniversite istiyoruz? Hangi bölüm istiyoruz? Ortamımızı düzenleyeceğiz. Ortamdan kastım sadece böyle çalışma masası değil. Telefonumuza gereksiz uygulamalar bile bizi bazen yorabiliyor. Ve üçüncüsü de planımızı yapmamız lazım. Planımız aylık, haftalık ve günlük olacak. Aylık olarak mesela diyeceğiz ki ben bu ay işte atıyorum paragraf kitabını bitireceğim. Bu kitaptaki soruları çözeceğim diyebiliriz. Sonrasında haftalık olarak ben şu soruları çözeceğim diyebilirsiniz. Günlük olarak da o hedefinize ulaşmak için bugün işte 100 soru çözmem lazım, 50 soru çözmem lazım şeklinde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki neden soru çözmekten bahsediyoruz? Çünkü bakın mesela bu Türkiye'de en çok satılan paragraf kitaplarından bir tanesi. Öğrencinin en sevdiği dereceye ulaştıran paragraf kitaplarından bir tanesi. Şimdi ne alakası var bunun? Şimdi siz burada üniversiteden çıkabilecek soru tarzlarını görmüş oluyorsunuz. Üniversiteden soru böyle çıkıyor. Tamam hocam. Sınavdan sonra çıktığınızda gazetede soruyu böyle görüyorsunuz. Ama bizler sizlere bu tarz uzun sorular soruyoruz paragrafik gibi kitaplarda. Neden? Çünkü siz bu soruları çözdükçe gerçek sınava girdiğinizde sorular size sınav anında böyle bile gelse sizin kondisyonunuz yüksek olduğu için hani sınav anı bir de gerçek an vardır ya evde çözdüğünüz zaman daha rahattır ama işte sınavda daha zorlanırsınız. İşte sınav anında daha yapmanız için süper sorular hazırladık arkadaşlar. Bu sorularla sizler başarıdan başarıya koşacaksınız. Burada planınızı yapacaksınız. Planla alakalı da zaten bizler 10. sınıfta ve diğer sınıflarda her zaman size ay ay, gün gün, hafta hafta hangi videolardan tekrar edebilirsiniz? Hangi soruları çözebilirsiniz? Bunlarla alakalı süper programlar paylaşıyoruz. Bunun haricinde de sizler TYT yönelik ciddi bir hazırlığa girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sömestr tatilimizin bitmesine son bir hafta kala hem dinleniyoruz, dinlenmek de çalışmaya dahil. Aynı zamanda full tekrar kamplarımıza devam ediyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat mükemmel bir şekilde tekrarlarımızı bitireceğiz. Ve ardından da ikinci döneme harika bir başlangıç yapacağız. Peki ikinci dönemde bizleri neler bekliyor? İkinci dönemde de yine bizi sıkı bir çalışma temposu ve başarı bekliyor. Konu anlatımlarımız, canlı yayınlarımız, soru challenge videolarımız, yazılı kampları, rehberlikler ve shortslarla 10. sınıf Şubat programımızda Tonguç Akademi'de harika bir şekilde devam edecek. Tabii ki biz bu videoların sonrasında sizlere çözmeniz için belli ödevler, belli görevler veriyoruz. 10. sınıf Dinamo sayısal sette, Dinamo sayısal ve sözel set var. Sayısal sette sizler için hazırlanmış süper bir durum var arkadaşlar. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi sayısal setimizin içerisinde 4 önemli kitabımız var. Bakın, Dinamo Biyoloji Soru Bankası, Dinamo Fizik, Dinamo Matematik ve Dinamo Kimya var. Peki bu kitapların özelliği nedir derseniz arkadaşlar, bu kitaplar içerisinde hem fen lisesi soruları var, içerisinde özel rehberlik soruları var, yazılı soruları var, içerisinde özel ÖSYM tarz sorular var. Yani sizler bu ÖSYM tarz soruları çözdüğünüzde şimdiden ÖSYM'nin sınavlarına yani TYT'ye, AYT'ye hazırlanmış oluyorsunuz. Çünkü 10. sınıf eşittir TYT'nin yarısı arkadaşlar ve AYT'nin de belli bir kısmı. O yüzden sizler buradaki soruları çözerken mutlaka kare kodlardan, soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyin ve aynı zamanda buradaki test sıra bölümlerini, tekrar bölümlerini, ÖSYM tarzı bölümleri, yazılı sorularını, ALFL kısımlarını yani Anadolu Lisesi Fen Lisesi tekrar kısımlarını matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide mutlaka tekrar edin arkadaşlar. Bu kitapları avantajlı bir şekilde Dinamo Sayısal Set'te bulabilirsiniz. Dinamo Sayısal Set'i açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapısından isteyebilirsiniz arkadaşlar. Başarılı olmak için yapmanız gereken tek şey çalışmak. Yani üniversite sınavına girdiğinizde karşınıza böyle bir soru çıkacak. Bu soruları yaptığınızda hayalinizdeki üniversitelere, fakültelere, bölümlere girebiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdiden ne kadar çok çalışırsak, gayret gösterirsek o kadar büyük başarılar bizleri bekliyor arkadaşlar. İnsan hayallerine inanarak onları gerçeğe dönüştürür. Mutlaka hayal kuracağız. Bir hayalimiz olacak. İşte öğretmen olmak olabilir, doktor olmak, mühendis olmak, yazılımcı olmak, şair olmak, şarkıcı olmak, futbolcu olmak hiç fark etmez. Bir hayalimiz olacak ve bu hayal için sıkı bir şekilde çalışacağız, vazgeçmeyeceğiz, hayallerimize dolaşacağız. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar soruları çözmek çok basit bir şey gibi geliyor. Soru çöz, soru çöz nereye kadar? Bu bir soruyu çözüyorsun sen. Kondisyonunu artırmış oluyorsun ve hayalindeki üniversiteye giriyorsun. Hayalindeki mesleğe ulaşıyorsun. Dolayısıyla mutlaka bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, ödüllü sorumuzu yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İkinci dönem görüşmek üzere.